CGTN Türk özel yayınından merhaba. Ben İlkay Akkaya. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Son gelişmeleri ekonomi yazarı Recep Erçin'le ele alacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Recep Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk İlkay. En son konuştuğumuzda enflasyon raporu açıklanmıştı. O raporu neler getirecek bize onu konuşmuştuk. Bu son o raporun üzerinden neler değişti piyasalarda? Tabii raporu öncesinde bir değerlendirmiştik, neler bekliyor bizi diye. Evet. Orada kritik söylediğimiz bir şey vardı. Acaba enflasyon hedefleri, daha doğrusu enflasyon tahminleri değişecek mi, değişmeyecek mi meselesi gündemdeydi. Evet. Baktığımızda değişmedi. Yeni başkan, yeni enflasyon raporunda, yıllık raporunda %36'da 2024 enflasyonunu tutmayı uygun gördüklerini ifade etti. Bu tabii şahin bir açıklama olarak değerlendirildi ki toplantı sonrası, daha doğrusu toplantı sırasında başkan yardımcılarından ki muhtemel başkan olma ihtimali olan en yüksek adaylardan bir tanesi olan iktisatçı Cevdet Akçay'ın açıklaması da açıkçası olay yarattı. Onun bu yeterince şahin olmayan Merkez Bankası oksimoron bir Merkez Bankası'dır mesajı çok dikkat çekti. Ne anlama geliyor? Onun üzerinden bir daha geçelim mi? Yani Merkez Bankası eğer enflasyonu düşürmek istiyorsa, yani dezenflasyon süreci yaratmak istiyorsa burada çok sert tedbirler alması ve şahin durması gerekiyor demişti. Ama mesela benim konuştuğum iktisatçılar Cevdet Hoca ne kadar bu şahin çıkışı yapmış olsa da aslında Merkez Bankası'nın 36'yı tutturarak yeterince de şahin olmadığını da söylediler. Mesela yeterince şahin olan Merkez Bankası ben enflasyon hedefini çok daha sert tedbirlerle tek haneleri 2 yıl içerisinde düşüneceğim demesi. Biz bakıyoruz 2026'da düşecek ama 2025'te tek haneyi hedefleyebilen bir Merkez Bankası beklerdik dediler. Tabii orada Cevdet Hoca'nın son 7-8 aydır ancak piyasanın kopan bağlarını toparlamaya çalışıyoruz diye. Çünkü parasal aktarım mekanizmasında ciddi sıkıntı var KKM yüzünden. Sana da daha önce geçen yayınlarda da burada dinleyicilerimize ve izleyicilerimize aktarmıştık. Orada KKM'nin yarattığı bir mekanizma var. O mekanizma parasal aktarımda doğrudan Merkez Bankası'nın uyguladığı politikaların işlevliğini azaltıyor. Bakıyorsunuz şimdi nedir? Merkez Bankası faiz arttırıyor. Bu faiz artışları doğrudan mevduata yansımasını önceliyorlar. Fakat bu kadar faiz artmasına rağmen, yani faiz 45'lere gelmesine rağmen biz mevduat faizlerinin hala 35-36'larda, 32'lerde olduğunu görebildik mesela. Yani 40'ların üzerine çıkması gerekirken. Daha sonra bankalara zorunlu karşılıklar tarafında bir adım attılar ve mevduat, TL mevduatlarına, zorunlu karşılıklarına Merkez Bankası faiz vermeye başladı. Bu da nedir? Bankaları biraz daha fazla mevduat faizini artırın ki vatandaş daha çok TL'ye dönsün. Geçenlerde Akbank'ın genel müdürüyle yapılan toplantıda Kaan Gür beyefendi de aynısını ifade etti. Bu faiz seviyesi, CGTN'de de yazdık bu meseleyi, okurlarımız takip etmiştir. Orada bu faiz oranı KKM'lerin TL mevduata dönmesi noktasında yeterli bir seviyedir mesajını vermişti. Şimdi enflasyon raporunda birkaç tane kutu var, 7-8 tane kutu var. Konut çok gündeme geldi, işte konutla ilgili öneriler. Çünkü konut fiyatları, kira fiyatları enflasyonu doğrudan etkiliyor. Piyasada bozulan fiyatlama algısı var. Fiyatlama algısı hala tam oturabilmiş değil. O yüzden Merkez Bankası'nın şöyle bir algısı vardı. Başkan değişikliği sonrası acaba bir politika değişikliği gündeme gelecek mi, gelmeyecek mi diye. Mevcut başkanın FED'den gelmiş olması bir politika değişikliği olmayacağını aslında bize göstermişti. Ama bunun kanıtlanması enflasyon raporuna kalmıştı. Nitekim enflasyon raporunda da bu gösterilmiş oldu. Tabii yeni ekonomi yönetiminin iş başına gelmesiyle beraber faiz artırımlarının kademeli devam etmesi, kademeli gelmesi, piyasayı çok fazla sıkıp boğmamak için, çünkü yerel seçimler var. Ne kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yerel seçimler makro politikaları etkilemeyecek dese de sonuçta vatandaşın ekonomik durumu, parasal sıkılaşmanın miktarsal anlamda da sıkılaşmaya gitmesi, vatandaşın daha az cebine para girmesi ve ödeme zincirinin kırılması tehlikesi gündeme gelebilir böyle keskin süreçlerde. O da doğrudan piyasayı etkiler ve sandığa yansırdı. Çünkü ekonomik krizin, ekonomik zorluğun bir faturası olacaktı. Bu fatura genel seçimlerde bir miktar kesildi ama yerel seçimlerde daha büyük kesilebileceği konuşuluyordu siyasetçiler tarafından. Ben de benzer bir görüşteyim. Hani tencere iktidarı devirir söylemi vardır ya. Evet. O genelde böyle hep gündeme getirilir. Ama vatandaşı sıkmayacak, piyasayı sıkmayacak, ekonomiyi tam anlamında stop ettirmeyecek, ekonomi motorunu stop ettirmeyecek. Tencere kaynıyor yani. Tencere ufak tefek de olsa kaynamaya devam ediyor. İşte kredi kartları şişmeye başladı. Tam tencere demişken bu yani
Ekonomi politikaları üretici ve tüketicide nasıl bir karşılık buldu? Şimdi biz en son raporda Mayıs ayında enflasyonun pik yapacağını beklentisi ortaya çıktı. Şimdi üretici anlamında baktığımız vakit Türkiye'de işletmelerin çok büyük bir kısmı işletme sermayesi düşük. Hı. Dolayısıyla işletme kredisi kullanıyorlar. İşletme kredileri kullanırken de bunlar şu anda yüksek faizle maalesef baş başa kalıyorlar. Aslında evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz enflasyonu sebebidir tezinin de bir dayanağı bu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı orada haksız değil. Bir nebze haklılığı var. Niye haklılığı var? Bu işletme kredilerinin faizi yüksek olursa doğrudan işletmenin kullandığı kredilerin o faiz maliyeti ürünlere yansıyor. Hı hı. Maliyet anlamında. Yansıyınca tabii haliyle enflasyonist bir etki yaratıyor. Ne kadar orada faizler düşük olursa daha ucuz, uygun üretim yapmış oluyorlar. Çünkü Türkiye'de maalesef bizim şirketlerimizin öz sermayeleri düşük. Son birkaç yılda arttı. Artmasının nedeni de tamamen düşük faiz politikası sayesinde oldu ki bugün şirketler bu zorlu döneme aslında yüksek öz sermayelerle girmiş oldular. O anlamda biraz iyiler. Tüketiciler tarafına bakarsak da artan faizlerin eskiden kredi kartıyla çok daha rahat harcama yapılırken, nakit avanslar çok daha kolay çekilirken, sıkışılan noktada 12 ay vadeli, 24 ay vadeli tüketici kredilerine başvurulup ileride nasıl olsa düzelir 12 ay sonra, 24 ay sonra. Türkiye'de biliyorsunuz genelde hızlı bir düşüşler, hızlı çıkışlar oluyor. Orada işimizi toparlarız veya atıyorum bir alacak beklentisi vardır, uzamıştır. Hani 6 aylık kredi kullanayım, öyle işimi halledeyim derken birden orada şimdi bugün kredi çekmeye kalksanız atıyorum sallıyorum yani en ufağından işte 30 bin lira kredi çekseniz işte bir sene sonra bunu 45 bin lira 46 evet, bin lira olarak ödüyorsunuz. %50 55'lerde eskiden böyle değildi, çok daha cüzi ödüyordunuz. Bir de bunun taşıt ve konut tarafında yansıması hı-hı. var. Konut tarafında zaten arz sıkıntısı olduğu için birazdan geliriz belki. Evet. Ciddi bir fiyat yükselişi maliyetlerde de artış söz konusu olduğu için yeni evlerde var. Eski evlerde raiç bedel bilmem ne denilerek, emsal bedel denilerek artırıldı maalesef. Orada da vatandaş tüketici kredisi kullanamıyor. Konut kredisi kullanmakta faizler çok yüksek. Çünkü birinin üzerinde olduğu zaman konut kredisi faizleri aylık vatandaş almıyor. Şu an 4'lerde 4.5'larda. Yani konutta biraz daha belki uygun şeyler olabiliyor kampanyalar ama taşıtta da benzer süreçleri yaşadık gördük. Taşıtta hala uygun var çünkü orada otomobil firmaları satışların düşmemesi için kendi opsiyonları kullanıyorlar. Çeşitli taşıt kredileri kampanyaları falan yapılıyor. Vatandaşa da yansıması böyle oldu. Yani ilave bir talebi burada kısma noktasında. Şimdi tam vatandaş ve kredi meselesi deyince kredi kartına ilişkin de bir düzenleme yapılması bekleniyor. Özellikle seçimden sonrasına yönelik bir beklenti var ve burada da özellikle kredi kartı asgari ödeme tutarının daha da yükseltilmesi, taksit sayısı zaten azaltılmıştı, orada yeniden bir azaltmaya gidilmesi gibi senaryolar şu an konuşuluyor. Şimdi evet. Türkiye'de finansal sistem genelde bankacılık üzerinden yürüyor. Hı hı. Bankacılık üzerinden yürüdüğü için de tasarrufların önemli bir kısmı yastık altı dışındakilerin bankalarda mevduat olarak duruyor veya döviz hesaplarında duruyor. Bankalar üzerinden bütün finansal sistem işlediği için şimdi baktığımızda kredi kartları da özellikle son 15-20 yılda çok arttı Türkiye'de. Kredi kartı penetrasyonu o kadar yayıldı ki herkes artık hani bir zamanlar bir gazeteci büyüğümüz anlatıyordu. Adnan Kahveci rahmetli eski bakanlardan. Öyle bir zaman gelecek ki ekmeği bile kredi kartıyla kartlarla alacağız dediği zamanları hatırlattı. Hakikaten o döneme geldik. Ekmeği bile kredi kartıyla alıyoruz artık. Hani kredi kartı. Peki bu buradaki sebep ne? Şimdi burada dün Tüketiciler Birliği Federasyonu Başkanı ile konuştuk. O şuna işaret etti. Yani ekmeğin bile kredi kartıyla alınması, bu teknolojinin gelişmesi artık hani cebindeki parayı kullanmamak isteği değil, mecburiyet. Yani pazardaki alışverişini bile bir yandan kredi kartıyla yapar hale geldi vatandaş diyor. Bu fikirde misiniz yani? Kesinlikle öyle. İlk ay yoksa eskiden, şey mi yani böyle de bir fikir var ya, lüks bir harcama haline geldi. Bence iki türlü var burada. Hı-hı. Mesela birincisi artık yeni neslin daha çok kartla. Evet. Nakit yerine kartı kullanması ve artık daha izlenebilir olması, daha işte sahte para, mahte paradan hı hı. kurtulmuş olması ve kolaylık. Dıt yapıyorsunuz, geçiyorsunuz. Evet. İşte bozuk para aldım, bilmem ne aldım falan derdi yok. Bu bir kısmı. Bu tabii ki teknolojinin getirdiği ve yeniliğin getirdiği bir durum. İkinci kısmı ise vatandaş maaşını almadan zaten harcıyor önden. Maaşını aldım da kredi kartını ödüyor. Yani önden yüklemeli gidiyoruz. Önden harcamalı gidiyoruz. Borçla talep öne çekilmiştim. Sürekli borçla dönüyor. Tüketiciler Birliği Federasyonu'nda söyledi. Aslında oydu. Sürekli borçla dönen bir vatandaş ve bu vatandaşlık kesimi milyonlarla ifade edilebiliyor. Türkiye'de hane halkı borçluluğu çok yüksek değil benzerlerine kıyaslandığında. Fakat hane halkı borçluluğunun yüksek olmamasının nedeni biraz daha ihtiyatlı davranan bir modelimizin olması hala ona rağmen. Ama bu
genel hane halkı borçluluğunu biraz açmak lazım. Belki Merkez Bankası finansal istikrar raporlarında onları işliyor ama gelir dilimleri itibariyle belki bunları incelemek gerekiyor. Yani belki en üst düzeyde geliri olan vatandaşın ondan sonra borcu çok fazla yok. Onun bir altındakini yok, onun bir altındakini çok fazla yok ama son iki alt gelir grubunda, dördüncü ve beşinci dilimde yer alanların çok fazla borcu olabilir. Biraz bu özellikle bakmak gerekiyor. Alt tabanda biraz sıkıntı var bence. Onlar da böyle dönüyorlar. Bankacılar da aslında şunu ön plana tutuyorlar. Diyorlar ki Türkiye'de hane halkı borçluluğu çok fazla yüksek değil. Kredi kartlarında o kadar sert bir düzenleme yapmaya da gerek yok. Belki ufak tefek yapılabilir. Ha, ne yapılabilir? İthal tüketimi özendirilmemesi için işte yapıldı zaten cep telefonları meselesinde yapıldı. Evet. Teknolojik eşyalar konusunda yapıldı. Belki atıyorum mesela Türkiye'de geçen yıl 1 milyon adet 1 milyon adet demeyeyim de 1 milyar dolarlık ayakkabı ithal edildi Türkiye'de. Ha, Türkiye'de ayakkabı üretimi olmasına rağmen. Şimdi %42-43 vergi var. Ona rağmen bir takım spor ayakkabılar, marka ayakkabılar getirip Türkiye'de satılabiliyor. O firma, üretici firma Türkiye'de üretmek yerine burayı tercih ediyor, bunu tercih ediyor. Niye? Hem satabiliyor, sonuçta alıcı var. Hem de demek ki oradan kâr ediyor o kadar fiyattan bile. Peki bizim burada yerli üreticimize bir teşvik yok mu? Var. Ayakkabı üreticisini çok teşvik ettiler. Fakat özellikle pandemi döneminde Çin'in kapanmasıyla, Çin kendini çekip sınırlarını kapatınca dünyada boşluk oluştu. Avrupalı üreticiler de Türkiye'deki ayakkabı üreticilerine yöneldiler ve burada üretim yaptırmaya başladılar. Belli önemli markalar. Yani çok büyük markalar bile burada üretim yaptırdı. Ki mesela bugün Türkiye deride baktığımızda deri konfeksiyon, Sarajevo'da olsun dünya markalarının üretim yapıyor. Büyük bildiğimiz o koca koca lüks markalar üretim yapıyor. Ama ayakkabıda niyeyse bizim ayakkabı sektörümüz biraz daha böyle merdiven altı demeyeyim de hani daha böyle basic olduğu için bir türlü o şeyi tutturamadı. Kaliteyi tutturamadı. Yani ben bunu yapıyorum bunu al kardeşim dedi. Tamam o zaman Avrupalı ona rağmen buna rağmen hani aldı ama sen kendini yenilemeyince, inovasyon yapmayınca, geliştirmeyince kendini, o kazandığın parayla teknolojiye yatırım yapmayınca, ustalığa yatırım yapmayınca bu sefer Avrupalı tekrar Çin'e yöneldi. Çünkü Çin bu konuda çok büyük bir atılım yaptı. Ya Çin bugün eskiden ölçek ekonomisi derdik. Bunu ihracatçılar söylüyor. Ölçek ekonomisi dışında aynı zamanda hot couture da yapabiliyor. Evet. Yani sipariş üzerine de küçük siparişleri de yapabilir hale geldi. Ekonomisini geliştirdi bu anlamda da. Tek bir yerde kalmadı. Ya Türkiye'nin Çin'den alabileceği çok örnek var. Hep Çin örneğini veriyorum. CGTN'deyiz diye değil. Bunu başka yerlerde de örnek veriyorum. Evet. Çünkü buradan alacak çok iyi örnekler var. Yani müthiş örnekler var baktığımızda. Çünkü Amerika ile rekabet etmek kolay değil. Avrupa'ya mal satmak kolay değil. Kuzey hattından giden, İpek yolunun kuzey hattından giden trenlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Şimdi Avrupalı bir malı kolay kolay almaz. Çin'den mal alıyorsa demek ki orada bir kalite vardır, bir ustalık vardır ve lojistik anlamda bir güç vardır. Türkiye'nin de buradan alacağı, Avrupa'nın hemen dibindeyken örnekler var, yapabileceği işbirlikleri var. Birazdan belki otomotivi konuşacağız. Ben Evet, özellikle o onu da başlığı sana sormak yazdırmıştım. Onları istiyorum. konuşmak Evet. gerekiyor çünkü iş dünyasından aldığım çok fazla geri dönüş var bu hususlarda. Maalesef mesela mobilyada da birazcık orada toparlanma yaptık aslında. Mobilya fena gitmiyor. Bizim mobilyadakine benzer. Ayakkabıda da işte kendi markalarımızı çıkartacak. Çok güzel tasarımcılarımız da var aslında. Türkiye'nin bu noktada da biraz böyle o küresel markaların Türkiye'de üretim yapmasını sağlayacak. Sadece teşvikle olmuyor bu işler. İnsan kaynağıyla oluyor. Ölçeklenmeyle oluyor. Öbeklenmeyle oluyor. Kümelenmeyle oluyor. Bunları biraz gündeme getirmesi gerekiyor ki deri konfeksiyon sektörü özellikle şimdi Deri İlaçları Birliği Başkanı belki bir gün burada ağırlarız beraber. Güven Karaca. Onlar şimdi bir OSB, Deri OSB kurulması taraftarlar. Bir yere toplayalım. Orada bir şey ekosistem yaratalım diye. Bunlar böyle oluyor. Yani orada şu apartmanın altında, bu apartmanın altında tekstil atölyesi açalım. Deri ayakkabı şeyi dikelim Bayrampaşa'da bilmem ne. Artık bu işler bitti dünyada. Evet, şimdi tam da üretim deyince bu otomotiv sektörü de Türkiye'de böyle bir çalkantılı gidiyor. Özellikle son işte sene de girmeden önce konuştuk. Bir o otomobilin satış fiyatı 1 milyona aştı. Oradaki o piyasadaki durum nedir otomotiv sektöründe? Çünkü sen de az önce işaret ettin. Yani Çinli olan ilişkilerde de bu da çok çok konuşuluyor son dönemde. Türkiye'ye yatırım yapacak mı, yapmayacak mı diye. Orada durum nedir? Şimdi otomobili birkaç tane aslında başlık var. Evet. Onlardan bir tanesi tedarik zincirinin kırılmasıyla beraber pandemide özellikle belli parçalar bulunamamaya başladı. Özellikle çip krizi gündeme geldi ki bir otomobilde dünya kadar çip kullanılıyor. Şimdi orada bu krizler gündeme gelince otomobil yeterince otomobil üretilemedi. Fakat pandemide insanlar eve tıkılınca sonrasında da çıkışta toplu taşıma çok kullanmak istemedikleri için herkes araç almaya yöneldi. Şimdi motosiklet satışları bile patladı dünyada mesela. Türkiye'de de aynı şekilde. Ciddi bir talep oldu ve geçen sene Türkiye pazarı ilk defa 1 milyonu aştı otomobilde. Yani ciddi bir araç satışı otomotivde gündeme geldi.
Türkiye'de zaten Avrupalı firmalar, küresel firmalar zaten üretim yapıyorlar. İşte Japon firmalarından tutun da Avrupa'nın büyük firma, Amerikalı Alman. firmalara kadar. Almanlar zaten işin içinde ondan sonra. Bunlar parça bulamayınca, belli parçaları Çin'den tedarik edemeyince Uzak Doğu'dan yeterince pazara arz sağlayamadılar. Arz sağlayamayınca fiyatlar bir kere buradan bir arttı. Evet. Dolayısıyla belli araçların ikinci el Hatta fiyatları... Hatta fabrikalar falan durdu, üretimler tabii. durdu o dönemde. Evet. Belli araçların ikinci el fiyatları neredeyse sıfır kilometrelere yaklaşmaya başladı. İkinci el pazarında da spekülatif bir takım hareketler gözlendi. Ticaret Bakanlığı bununla ilgili birkaç karar aldı. İşte 6 ay sıfır kilometre bilmem ne satılamayacak, tekrar konulamayacak falan diye. Onlar biraz pazarı dengeledi. Çünkü neden? Yani alıp satımda bir şey oluştu artık tabii. değil mi? Piyasa yani oluştu. Yani sıfır araca ulaşabilen, Recep sıfır Kâr araca ulaşıyor. Kâr ediyor çünkü. Alıyor onu ikinci ele koyuyor. İkinci elden bir daha satıyor, bir daha satıyor falan. Böyle bir takım arbitraj yapmaya başladılar. Buna önüne geçildi büyük ölçüde. Bir takım cezalarla vesaire. Dünya kadar da ceza kesildi hakikaten. Pandeminin sonlanması, Çin'in açılmasıyla beraber... Avrupalılar da parçaya ulaşabilince istedikleri parçalara üretimlerini artırmaya başladılar. Ama o kadar ciddi bir taleple karşılaştık ki o talebin kısa vadede karşılanması çok kolay olmadı. Bir otomotiv fabrikasını hemen böyle pat diye şey yapamıyorsunuz. Banttan öyle çikolata üretir gibi üretemiyorsunuz maalesef. Çünkü çok fazla parçadan OEM dediğimiz orijinal ekipman üreticileri. Yani bu OEM'lerin hiçbirisi kalkıp da A firmasının bir yerde tek bir fabrikası var da bütün araçları orada üretiyor değil. Bir parçasını Çin'de üretiliyor, kornasını Türkiye'de üretiliyor, frenini Fransa'da üretiliyor, bilmem nesini işte balata sistemini atıyorum Polonya'da üretiliyor. Bunlar hepsini bir araya getiriyor bir montaj fabrikasında. Türkiye'de bu montaj fabrikaları var. Ondan sonra satışı evet, pazara sunuyor. Evet, bizim TOK'la ilgili de hatta bunlar tabii. çok çok konuşuldu. Zaten otomobil üretimi böyledir. Yani otomotiv üretim bu şekilde yapılır. Hani her yerden bir parça getirsin. Şimdi şöyle düşünün yani bunu bir çikolata markası. Kakaoyu başka yerden alıyor, şekeri başka yerden alıyor, işçi başka yerde, ambalajı başka yerden alıyor. İçine koyacak gofretin ununu başka yerden alıyor. Şimdi hepsini kendi üretmiyor ki kendi bahçesinde. Böyle bir şey yok. Otomobil de böyle bir şey. Hani montaj yapılıyor deniyor da evet. otomobil üretimi zaten o. Çikolata da aslında bir montaj. Unu hani helva yapmadan alalım. Un, şeker, yağ her yerden farklı getiriyorsun. Sen onu yapıyorsun orada. Onu yapabilme kabiliyeti. Onu evet. hızlı yapabilme, lezzetli yapabilme, optimum seviyede en az maliyetle yapabilme, en fazla verimi alabilme meselesi burada. Onlar gündeme geldi. Sonra Çinli markalar hakikaten pandemi döneminde Çin büyük bir hazırlık yapmış. Yani bunu EFSİT başkanıyla da konuştuğumuzda söyledi. Diğer Çin'deki Kanton Fuarı'na giden ihracatçılar da söylüyorlar. Müthiş bir atılım yapmış ve ülkenin altyapısını çok fazla geliştirmişler. Zaten Şanghay filan sen de biliyorsun. Evet. Çok gelişmiş. Hani Batı'yı geçmiş durumda. Yani bunu bizzat DEİK başkanlarından filan dinliyoruz. Daha da geliştirmişler üretimlerini. Çok ciddi bir marka. Özellikle elektrik fabrikasyonla beraber otomobildeki çok ciddi markalarla çıktılar. İşte birkaç Çinli marka Türkiye'ye geldi. İşte Doğan distribütörlüğünde falan gelenler oldu. İşte İngiliz markayı satın aldılar. Geçen dönemde ciddi satın almalar yaptılar. Bunların yeni modellerini Türk pazarına getirdiler. Bunların gelmesiyle beraber de hakikaten ilave bir arz. Yani yeni bir mal piyasaya gelince bu sefer rekabet. Hem rekabet oldu hem de uygun fiyatlarla bunları getirdiler. Hani belli skalalarda getirdiler. Uygun fiyatlarda getirince Türk pazarında ciddi bir yöneliş oldu. Yani yanlış hatırlamıyorsam 45 bini buldu mesela Çinli markaların satış adetleri. Hatta şeyde bu sadece de Türkiye için değil değil mi? Bizim bölge açısından da Çin'in otomobil şeyinde bir artış Avrupa'da var. Avrupa'da satılan her 100 araçtan 9'u Çinli. Evet. Yani satılıyor. Amerika'da da şu anda girmeye başladılar. Dünyanın her yerinde bu var. Yani bu olağan bir şey bu arada. Hani yeni bir ürün pazara giriyorsa bugün işte mesela cep telefonlarını konuşuyoruz değil mi? İşte bir Güney Koreli firma ile Amerikalı firma domine ediyordu pazarı. Evet. Sonra Çinli firmalar geldi ve birçok vatandaş aslında daha ulaşılabilir fiyatlarla cep telefonu sahibi oldu. Bilgisayarda da yine bilgisayarda öyle. Geza oldu. Yani teknolojik Çin bu süreçte kendi markalarını daha da üst pozisyona çıkartan premium markalar oldu. Daha alt markalar oldu filan. Bu bir çeşitlendirme. Böylece daha demokratikleşti aslında vatandaşın teknoloji ulaşımında. Otomotivde de benzer süreci yaşıyoruz şimdi. Yani şimdi tekel oluşmaması gerekiyor hiçbir yerde. Rekabetin olması iyidir pazarın gelişmesi açısından. Çin de burada aslında Türk üreticileri genel bir şey sağlamış oldu. Sonra bir düzenleme yapıldı Türkiye'de bahar aylarında. ÖTV özellikle Çin'den uzak doğudan gelen, Çin demediler ama ona uzak doğudan gelen araçlara, elektrikli araçlara ÖTV düzenlemesi diye. Bu TOK ayarlı bir düzenleme dendi ama değildi aslında. Avrupa bu Çinli elektrifikasyon sürecinde Çinliler çok fazla ön aldığı için Avrupa'nın büyük markaları buna hızlı yetişemedikleri için aman pazarın büyük bir kısmını buraya kaptıracağız düşüncesiyle acaba bir takım yasaklamalar, sınırlamalar mı getirsek diye konuşurken Avrupa tartışırken
Çünkü Avrupa bu işleri böyle çok ağır ağır tartışır. Çünkü bir pazara müdahale ettiğiniz zaman birçok zinciri bozarsınız. Avrupalar enine boyuna tartışırlar. Türkiye birden pat diye böyle bir karar aldı. Benim o zaman konuştuğum Türkiye'deki otomotiv firmalarını ki bakın rakip olacaklar aslında bunlar. Evet. Yani rakipleri geliyor ama dediler ki yanlış yaptık. E niye dedik rakip geliyor işte rakibimiz. Hayır. Buraya Çinliler gelirse pazar büyür. Erişemeyen daha çok erişir. Pazar ne kadar büyürse bizim satışımız da ondan etkilenir ve artar. Biz daha çok rekabete girişiriz. Hatta Fransız bir markanın küresel CEO'suna sormuştum ben. Hani korkuyor musunuz bu şey için? Hayır dedi biz rekabeti severiz dedi. Daha da bizi besler ve geliştirir dedi. Biz dedi aslında olumlu da bakıyoruz. Geldi buraya yani koskoca bir markanın küresel CEO'su aynısını söyledi. Burada otomotiv firmaların söylediği şu olmuştu bize o zaman. Hatta dağıtıcıların falan da söyledikleri. Çinliler Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor. Ama belli bir pazar olgunluğuna dolaşmak istiyorlar. Yani hiçbir yerde pazar olgunluğu oluşmadan kimse yatırım yapmaz. Ve sen şimdi hiçbir mal satmadığın pazara gelip de ben buraya fabrika kurayım diyemezsin. Önce bir orada bir penetrasyon olacak, bir yaygınlığı olacak, bayi alanı olacak. Ha diyeceksin ki ben Türk en azından buraya fabrika kurduğum zaman şunun şu kadarını Türkiye'ye satabileceğim. Şu an orada durum ne? Orada şu anda durum aslında 45 binler falan yeterli değil. Bir 100-150 binlere gelmesi lazım ki Çinli araçların Türkiye'de satış adetlerinin 1 milyonluk pazarda. En azından bir %10'lara falan Avrupa'da çünkü gelmeye başladı. Çünkü kısa vadede böyle bir beklenti vardı zaten. Tabii. Evet. Şu an %4'ler 5'ler civarında. %10'lara bir gelsin, %10'lara bir geçsin. Onlar yatırım için zaten heveslilerdi. Konuşuluyordu bu arada. Büyük firmalar, büyük dev üreticiler ki dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bahsediyoruz yani. Bu aslında sadece bir ekonomi politikası değil. Ülkeler arası işbirliğiyle de ilintili. Kesinlikle öyle. Bak Türkiye'de yapılan otomobil yatırımlarının, Avrupalı firmaların yaptığı, Amerikalı firmaların yaptığı yatırımlar sayesinde bugün Türkiye'de MES diye bir iş kolu var. Metal iş kolu. Sen yakından takip ediyorsun onu ve oradaki işçi ücretleri birçok yere göre daha nispeten iyi. Koşullar nispeten daha iyi. Hani otomotiv işçisi olmak, bir metal iş kolunda faaliyet göstermek başka bir şey. Bunların gelmesiyle beraber yan sanayi gelişti. Şimdi elektrifikasyonla beraber daha da farklı bir yere evrilecek. Hatta Taysat sürekli şunu konuşuyor. Elektrifikasyon sürecinde biz yedek parçacılar olarak yani yan sanayi olarak onlar yan sanayi demiyor ki yani tedarikçiler diyorlar ama tedarikçileri nasıl kendimizi dönüştüreceğiz? Bu meseleyi tartışıyorlar. Buna nasıl ayak uyduracağız? Bir önce bu konuda yatırımlar yapmamız lazım diye. Şimdi bir markanın Türkiye'ye gelip bir fabrika bir tesis kurması, oradaki teknolojiyi buraya getirmesi, bir know-how aktarması demek. Buradaki bütün ekosistemi değiştirmesi demek. Bir de üstüne Türkiye yıllardan beri büyük doğrudan yatırım alamıyor. Hani hep konuşuyoruz ya Türkiye'de birçok fabrika yatırım yeni yapılıyor. Yeni iş kapısı, gelirlerin yükselmesi kesinlikle gibi. Kesinlikle öyle. Yani bugün şey vardı işte Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin toplantısı vardı. İşte Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar %22 düşmüş geçen sene. Halbuki Türkiye'de öngörülebilirlik olsaydı yatırım ortamının iyileşmesi anlamında belli işte enflasyonun biraz daha dizginlenmesi, kurun böyle oynamayacağının daha dengeli gideceğinin belirlenmesi. Bir de birkaç biraz teşvik ve atıyorum mesela vergisel düzenlemeler konusunda biraz daha öngörülebilir politika olsaydı. Dedi ki hani mesela şu anda 6 ay öncesine göre yaptığımız raporda şu anda 7 milyar dolar civarında bir 7.8 milyar 7-8 milyar dolar civarında bir önümüzdeki dönemde yatırım yapmayı planlıyor. Türkiye'deki mevcut yatırımcılar bu dediği 16.5 milyar dolara kadar çıkabiliyordu. Hala böyle bir şey var potansiyel var Türkiye'de. Şimdi bir de bir ben mesela duymuştum o zamanlar aylar önce bir OSB yöneticisinden bir Çinli marka Türkiye'de yer bakıyor. 13-14 milyar dolarlık yatırım yapacaklar. Bunlar çok büyük yatırımlar. Çok büyük istihdamlar Türkiye açısından. Yani Çinliler geliyor aman tokta rekabet edecek falan. Buna bakmamak da bu doğru değil. Sen rekabetini yaparsın yani bir şekilde. Hatta Çinlilerle gittin işbirliği yaptın. Bak tokta mesela tokun bataryasını beraber üretiyorsun. Bu önemli bir işbirliği. Kredi anlaşmaları var. Tabii mesela. Kredi anlaşmaları var. ICBC oradan çok ciddi krediler veriyor. Asya Yatırım Bankası, Altyapı Yatırım Bankası Türkiye'deki altyapı yatırım kredileri veriyor filan. İşte 3. köprüde gene bir takım kredi yenilemesi oldu. Ya, yenilenebilir enerjiye bir takım yatırımlar yapılıyor. Yatırım gelsin de nasıl gelirse gelsin mantığından koymamız lazım. Bir, iki gelirken de hani buraya ne katacak şeyine bakmamız lazım. Çünkü yatırımcı gelirken de bakıyor. Yani ben buraya bu kadar para yatırayım ama bana ne sağlayacak, ben ne kazanacağım evet, diye muhakkak. De bakıyor. Çünkü sonuçta adam yatırım yapıyor. Para kazanması gerekiyor bu işten. Ki Çinliler şu anda olası bir Avrupa engellemesine karşı Türkiye'nin Avrupa ile olan ticari ilişkileri de dikkate alarak buraya üs kurup ki bu elektrikli araçların taşınmasında da bir takım sıkıntılar var. Yani batarya ayrı ve şey ayrı geliyor, kasa ayrı geliyor. O batarya uzun yollarda sarsılmasın diye batarya aslında yerinde üretip daha kısa mesafede satmak söz konusu. O yüzden elektrifikasyon sürecinde otomotiv sektörünün Türkiye'ye ciddi batarya yatırımı gündeme gelmişti.
konuşuluyordu. Türkiye'nin ham maddeleri de var bu konuda, madencilik alanında. Ondan sonra Çinlilerin aslında böyle bir stratejisi olduğunu biz duyduk. Yani burada araçları getirelim, montaj yapalım bataryasını, oradan Avrupa'ya satalım. Hem bu Türkiye'de iş gücü sağlar, hem de Türkiye'nin bir batarya üssü olmasını da sağlar. Evet, son sorum şu Recep Erçin. O şimdi başka ülkelerle ilişkiler, özellikle son Kızıldeniz'deki gelişmeler biraz kafaları oraya da çevirdi. Orada da işte engellemelerle İsrail'e yardımlar gitmesin diye çeşitli engellemeler var. Oradaki tablo gerçekten çok etkili mi? Şu an bizim Türkiye ekonomisini etkiler bir duruma geldi mi? Şöyle söyleyeyim, yani biz ihracatçılarla konuştuğumuzda basına da yansıdı birkaç haber. Kızıldeniz'deki tedarikin kesilmesi aslında biraz Türkiye'ye yaradı. Evet. Çünkü Türkiye Avrupa ile Çin arasındaki en büyük sanayi çeşidine sahip ve en büyük üretici ülke olduğu için bütün o gitmeyen trafikte mal tedariğinde aksamalar Türkiye'ye yarıyor. Nitekim Ocak ayı ihracat verilerinde falan da ufak tefek bunları yansımalarını görmeye başladık diyebiliriz hatta. Evet, bu alanda çokça gelişme var. Ekonomi alanında bitmek bilmeyen bir gündemimiz Türkiye'nin ekonomisinden dolayı. Bugünlük süremizin sonuna geldik. Recep Erçin, çok teşekkür ediyorum. Umarım izleyicilerimiz açısından, dinleyicilerimiz açısından faydalı bilgiler paylaşmışızdır. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim Rica ederim. size. Herkese sağ olun. İyi günler. CGTN Türk özel yayınında son ekonomik gelişmeleri, ekonomi piyasalarındaki durumları ekonomi yazarı Recep Erçin'le değerlendirdik. Yine gelişmeleri takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle.